Serbest bırakma veya serbest bırakılmış olan anlamlarında bir sözdür. Harf alayım. Buyurun. Nokta nokta etmek. Beraat değil tabii. Hop hop, siz bakın hukuk sorusu gibi düşündünüz. Oysa ki bunu söylemiştim. Harf alayım. Hukuk sorusu gibi gözüküyor ama değil demiştim. Azat. Azat. 200 puan değerinde yerleşti yerine. Ne olursunuz basit düşünün, olur mu? Çok basit çünkü sorular. Sanki çok zor, spesifik, nitelikli bir şeyi anlatıyormuş gibi ama çok basit bir cevabı var. Buyurun gelsin. Üzerinde kırmızı renk bulunan. Allı. İşte o kadar. Bravo. 400 puan daha. Tamam. Giderek azalmakta olan bir şey soruyorum efendim size şimdi. Buyurun bakalım, şöyle bir sorusu var. Para yerine kullanılan metal veya plastikten yapılmış yuvarlak pul. Eskiden çay ocakları, şunlar bunlar yaygın kullanırdı bunu. Şimdilerde azaldı. Hiçbir fikrim yok, harf alayım. Buyurun. Çay nokta noktası. Harf alayım. Bu çırak bizim nokta noktalarımı çalıyor. Geçen zaten kola içerken gördüm. Kesin çalıyor. Hiçbir fikrim yok. Böyle yuvarlak yuvarlak pul. Ya biliyorum ne dediğinizi de ama... Onun ismi neydi? Adını bilmiyorum, harf alayım. Bir tane daha. Uydurun gitsin. Araya bir sessiz harf lazım. Ben olsam uydururum. Marva değil. Marva değil. O kadar uydurmayın. Hmm. Bilinen bir şey. Bilinen bir şey. Kalite. Çakma değil. Gerçek, gerçek. Ben bir şey çıkartayım diyorum ya. Bir parfüm. Ne dersiniz? Ali İhsan Varol. Marka. Marka. Yalnız... O kadar ipucunu almayıp da şu sonuncuyu aldınız ya, bir kabardım sormayın. Vallahi billahi bir kabardım. Yeter. Rica ederim, rica ederim. Buyurun geliyor devamı. Siz biraz kendinizi toparlayın Burçak tamam, Hanımcığım. Tamam, iyiyim. Dört tane harf alabiliriz. Daha fazlasını alamayız. Gerçekten mi? Canını okuduk markada. Yani 8900'e ulaşmaya çalışıyoruz. Olmayacak şey değil. Evet, tamam. Olmayacak şey değil. Süreniz bir defa bol. 3 dakikadan fazlası var. Yapışın. Hadi geliyor yeni soru. Tiroid bezinin aşırı... Goiter. Bravo. Aşırı büyümesiyle beliren hastalıktır. Çok güzel. Şimdi biraz böyle ekin, kırsal alan, tarla tapan, illa çiftçi, rençper olmaya gerek yok. Buyurun bir bakın bakalım. Biçilmiş tahıl demetlerinin tanelerini başaklarından ayırma işi. İsminiz Burçak, bunu bilmelisiniz. Nokta nokta zamanı. Hasat. Hasat şey. Değil. Harman. Harman kesinlikle doğru cevap. Geliyor yeni soru. Ortaokuldaki kimya derslerini düşünelim. Buyurun efendim. İçindeki katı maddeler çözünmüş olan sıvı. Solüsyonun Türkçe karşılığı. Karışım İçindeki... değil. Sakin. İçindeki katı maddeler... Çözelti. Hoppa işte. Ah ya. Sakin, sakin. Bulursunuz bunu. Çözünmüş, yani ne olmuş da çözünmüş? Eriyik. Eriyik tam da bizim aradığımız cevap. 2500 oldu kasa. Bakın markadan bu yana harf almadınız. Ve bunu devam ettirebilecek durumdasınız. Ki çok kolay bir soru. 7 harflidir cevabı. Hekimliğin ameliyatta tedavi cerrahi. Yapan dalı cerrahi elbette. Buyurun. En az ilki kadar kolay 7 harfli son cevabınızı görelim efendim. Notaların yükseklik derecesini gösteren işaretlerdir onlar. Sol olanı vardır. En bilinen anahtar. Odur. Anahtardır efendim. 7-3 puanlarında. Basit düşünelim. Basit bir cevabı arıyorsunuz çünkü. Şöyle soruluyor kendileri. Görelim. Bir şeyi dişlerle azar azar koparmak, yontmak. Kemirmek. Öyle mi acaba? Evet. Kesinlikle öyle. Hayat ama böyle hep kolay sorular. Hep rahat rahat harf alınmadan cevaplanan suallerden ibaret değil Burçak Hanım. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Evet. Bir anda bir soru çıkar ki insanın karşısına... Yapmayın. Ya. Buyurun bakalım. İki kelimeden oluşuyor aradığınız cevap. Kaçınılmaz kötü baht, kederli kader. Bu arada şaka yaptım, gayet basit cevabı. Kalıplaşmış tabir. Kaçınılmaz kötü baht. Bedbaht. Kederli kader. En güzeli o. Harf alabiliyor muyum? Alırsınız. 4 tane.
biri geldi. Ama istememiştim de. Neyse. Sormuştum sadece. Objection. Peki, yok yok, sorun değil. İki kelime. Kaçınılmaz kötü baht, kederli kader. Kalıplaşmış tabir. Kaderin altını çizdim. Kaderin de kötünün de altını çizdim. Siz bana metaforik bir karşılık kötü bulun. Kötü kader. Bir harf daha alacağım. Şarkılarda, şiirlerde çıkar. Harf alayım. Tereddüt ediyorlar artık. Ne yapsınlar? Karayazı. Karayazı 600 puan değerinde. 5300 oldu kasa. 1 dakika 15 saniye süremiz var. 2 tane harf alabilir miyiz? Alırız. Çünkü ne kadar kaldı? Süre arttırmıştır abi hanım? 19 saniye. 19 saniyeyi Mustafa Bey arttırdı. Hı. 1 dakika 4 saniye arttırdı. O yüzden o iki harfin ikisini birden alacağım diyorsanız 11 saniyede elimdeki efendim 4 soruya cevap vermeniz kaç lazım. Kaç soru? 4 soru var, tamam. O yüzden diyelim ki bir tane harf alabiliriz. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Pek anlaşmadık ama hadi bakalım. Tek, özür dilerim, iki kelimeden oluşuyor. Kolay bir soru. Çok böyle hani kara yazı gibi metaforik bir şeyler düşünmeyin. Şöyle sorduk. Bir sorunu veya aksaklığı üzüntü konusu yapmak. Kafa takmak değil. Gibi bir şey de daha yaygın kullanılanı. Bir sorunu aksaklığı üzüntü konusu yapmak. Aman! Dert etmek. Nedir? Dert etmek. Bravo. Bir nida ile çözdünüz. Vallahi tebrik ederim sizi. Hangi davalara bakıyorsunuz efendim siz? Ticaret, iş. Ticaret, iş. İsabet. Buyurun gelsin yeni soru. Ne yapacağını bilememek, kararsız kalmak, kestirememek. Tek kelime. Tek kelime. Tek kelime. Ne yapacağını bilememek, kararsız kalmak, kestirememek. İkilemde kalmak, tereddüt etmek değil. Aslında bu bir denizcilik terimidir efendim. Yani ama yaygın kullanılan bir terimdir. Böyle yalpalamak gibi mesela. Yalpalamak da bir... Harf alayım. Denizcilik terimidir aslında. Bu harfi aldık, durduralım mı? Çünkü başka harf alamayız artık. Denizcilik terimi. Evet. Bocalamak. İşte o kadar. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Tamam, korkmayın sakın. İki tanecik soru kaldı. İkisi de hiç harf almadan cevaplanır. 8900 puan pırıl pırıl parlıyor. Hayır, 9000 puan pırıl pırıl parlıyor. Çünkü efendim 1 dakika 4 saniye arttırabilecek durumumuz yok. Evet. İki soruya da hiç harf almadan cevap vereceksiniz ve bunu yapacaksınız. Buyurun, geliyor ilki. Haksız ve suçlu olduğu üste halde... Çıkmak. Nedir o? Üste çıkmak. Tartışmada baskın duruma gelmek, üste çıkmak. Of! Ne oldu? Heyecanlandım. Öyle mi? Ben de. Bundan sonrası yara abi hanım ya siz Burçak Hanım. Evet. Nasıl olacak bu iş? Bilmiyorum, kısmet bakalım. İki kelimeden oluşuyor. Menez bir tabir. Kelimelerden bir tanesi İtalyanca kökenli. Hı. Fiil bizden. Tamam. Ama solo yapmak gibi bir şey değil. Daha yaygın kullanılan bir şey. Daha köklü bir şey. Tamam. Yani daha yaygın kullanıldığı için kulağınızda daha dolgun duruyordur diye düşünüyorum. Tamam. Ama bakacağız. Gelsin mi? Gelsin. Gelsin mi? Gelsin. Hadi gelsin. Eksilmek, azalmak. Bir yere 30 kişi gitmek, sonra bir bakmak, 20 kişi kalmak. Fire vermek. Emin misiniz? Vallahi bastım artık, inşallah. Sonuç?